Parmağınızı kestiniz ve kanama bir müddet sonra durdu. Üstüne bastırdınız. Bastırmasanız da zaten duracaktı. İşte size bu mükemmel sistemi çok hızlı, kafanızı karıştırmayacak bir şekilde anlatacağım. Hayran olacağınız bir sistem. Bunun içerisinde pıhtılaşma faktörleri var. Merak etmeyin, bu karışık şeyi hepsine teker teker size anlatacak değilim. Ama bakın, içerisinde 12+1, 13 tane faktör var ve bu faktörlerin birisi aktif olup hemen arkasındaki olan faktörü aktive ediyor. Ve böylelikle bu sistemin sonucunda elimize fibrinojen geçiyor, yani pıhtıyı oluşturuyoruz. Fibrinojen aslında çözünür durumda olan ama katılaşan bir madde. İç ve dış yol olarak da iki ayrı yoldan oluşuyor. Bu aşağı yukarı 20-22 saniyelik bir süreç. İlk basamak, önce olarak ilk basamak diye kabul edilebilir. Fakat bir de pıhtılaşma hücreleri var. Bir de biliyorsunuz burada bakın antihemofilik faktörler var. İşte bu faktörlerin eksikliği hemofil denen kan hastalığı. Parmağımızı kestik. Orada bir damar var, o damarı da kestik. Fakat bu küçük endotel hücreleri var damar duvarını döşeyen. Hemen bu kesilmeyi mütakiben bu damarda bir spazm oluyor. Böylelikle kanamayı azaltmaya çalışıyoruz. Ama kesilip endotel bütünlüğü kaybolduğu andan itibaren kana temas etmemesi gereken bölgeler ve faktörler ortaya çıkıyor. Ve bunlar pıhtılaşma hücrelerini çağırıyorlar. Ve pıhtılaşma hücreleri bu kesi olan bölgeye oturuyor. İlk başlangıç bu. Hemen arkasından pıhtılaşma faktörleri devreye giriyor ve bunun içerisine eritrositler ve pıhtılaşma faktörleri beraber bu tıkaç daha güçlü hale getiriliyor. Fibrinojen katı hale dönüşüyor ve bunun üzerine ağ gibi atılıyor ve bunlar hem birbirlerine yapışıyorlar hem de bu ağın altında o kesi olan delik bölgesini tıkıyorlar efendim. Ve bu sayede de oradaki kanama durdurulmuş oluyor. Bu toplam olarak da 2-5 dakikalık bir süre. Yani hiç parmağınıza bastırmasanız, sadece üzerindeki kanı bir pamuğa indirseniz ortaya çıkacak hadise 2-5 dakikada oluşuyor. Peki bu oluştu. Pıhtının orada kalmaması gerekiyor çünkü biz damarda pıhtıyı istemeyiz. Fibrinolysis denilen bir sistem var. Bu sefer kanama durduktan sonra pıhtıyı parçalıyoruz. Fibrin parçalama ürünleri ortaya çıkıyor. Bunların içerisinde en meşhuru da D-dimer. Sonuçta bu kesi olan bölgeyi ne yapıyoruz? Onu da tamir ediyoruz. Bu endotel hücreleri onu tamir ediyor ve böylelikle damar pırıl pırıl eski yüzeyine geri dönüyor. PT-INR testi önemli. Pıhtılaşma için trombosit sayısı ve faktörlerde tam olması lazım. İşte gördüğünüz üzere vücudumuzdaki anlık mükemmel bir sistem. Teşekkürler.